Böyle güzel gördün Hazreti Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddise Sirruhu. Hazreti Sami Kaddesallahu Sirruhu'nun hayatını manevi görevlisi ve ihvana kılavuzu Muhterem Ömer Muhammed Öztürk'ün kaleminden yayınlıyoruz. 1892 yılında Adana'nın Tepebağ mahallesinde dünyaya teşrif eden Hazreti Sami Kuddise Sirruhu'nun babaları Müçteba Efendi, anneleri Ümmü Gülsüm hanımefendilerdir. Dedelerinin ismi Abdurrahman, büyük dedeleri İshak ve Hüseyin efendilerdir. Büyük Türk beyliklerinden Ramazanoğlu Beyliği'nin en son beylerinden olan Abdülhadi Efendi'nin ki Sami Efendi Hazretlerinin büyük dedelerindendir tespitine göre Ramazanoğlu Beyliği aslen Türklerin Oğuz boyunun Üçoklar kabilesindendir. Bu kabilenin de şecereleri Büyük Türk Hakanı Nurettin Zengi şehit vasıtasıyla Seyfullah Hazreti Halid bin Velid radıyallahu anh'a dayanır. Efendi Hazretleri kendi ifadeleriyle doğumlarını şöyle nakletmektedirler. Benim doğumum 1308 tarihindedir. Adana'da vakıf sarayındadır. Doğumumdan evvel kapıya bir zat gelmiş. Bu evde yakında bir doğum olacaktır. Oğlan olacaktır. Adını Sami koyunuz. Hayırlı bir insan olacaktır diyor gidiyor. Bir müddet sonra doğum oluyor. Oğlan oluyor. Adı Mahmud Sami konuyor. Sonra o zat tekrar geliyor. Oğlan doğduğunu söylüyorlar. Adının da Muhammed Mahmud Sami konulduğunu öğrenince, sandıktaki emanetimi veriniz diyor. Ona benzer bir emaneti veriyorlar. Bu değil, esas sandıktaki bana ait emaneti veriniz diyor. Veriyorlar, memnun oluyor. Dua edip gidiyor. Efendi Hazretleri bu malumat hakkında, bunu kaydediniz, mühimdir. Gelen zat boş değildir. Bunları olduğu gibi sen kaydet. İleride neşredilir, iyi olur, hayırlı olur diye buyurdular. Not: bu malumat Muhterem Ömer Kirazoğlu rahmetullahi aleyh ağabeyin kendi el yazısıyla not defterinden alınmıştır. Metinden Hazretin ismi şeriflerinin tam olarak Muhammed Mahmud Sami olduğu öğreniliyor. Hazretin 6 Kasım 1937'de kendi el yazılarıyla Latince olarak Kadastro ve Tapu Tahririne mahsus beyannamede sadece Sami ismini ve imzasını kullandıklarına ve nüfus cüzdanlarında da sadece Sami ismini kullandığına göre tam ismi şeriflerinin kullanılmaması o devirdeki bir takım yasakları akla getirmektedir. Bu beyannamede Hazretin doğdukları ev Seyhan vilayeti, Adana kazası, Kayalıdağ mahallesi, Sabuncu Abdullah sokağı olarak belirtilmiştir ki burada da isimler değiştirilmiştir. Hazretin doğdukları evin bulunduğu mahalle en son Tepebağ adını almıştır. Doğumundan itibaren bütün hayatı boyunca bu müjdenin şanlı izlerini taşıyan bu zata Ali makam sahibi manasına gelen Sami ismi konur. Her halleri büyük, yüksek makam sahibi oluşlarının dışarıya tezahürüdür. Hak idaresinin kaldırılıp halk idaresinin Müslümanlara da sevdirilmeye çalışıldığı şu cehalet asrında, ekseriyet İslam dışı davranışlarına bugünkü şartlarda ancak bu kadar olur diyerek kılıf bulup, İslam'ın bazı şartlarda tam olarak yaşanamayacağı iddiasını halleriyle çürütüp, asra yakın ömürlerinin doğumundan itibaren tamamını sünnete harfiyen riayet ederek geçirip, İslam, fitnenin zirveye çıktığı devirlerde bile sünnete tam olarak ittiba edilerek yaşanabilir ve kıyamete kadar da yaşanacaktır diye hayatıyla bunu ispat etmiş bir âli kadirdir Hazreti Sami Kuddise Sirruhu. Allah Celle Celaluhu'nun dostlarının büyüklerinden bir zatın ifadesiyle asırların nadir yetiştirdiği bir büyük velidir Hazreti Sami Kuddise Sirruhu. 1950'li yılların başlarında İstanbul'a intikallerinden sonra kendilerine Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından Mahmud ismi verilmiş ve kendileri icazetli halifeleri Adanalı Hacı Hasan Efendi'ye fakire bundan sonra Mahmud Sami denilmesini ihvana bildiriniz, bize böyle emrolundu diye emir gereği büyük tebşiratı bildirirler.
Çocuk yaşlarında muhterem anneleri kendilerini akranlarıyla oynamak üzere dışarı gönderdiklerinde, Hazreti Sami Kuddise Sirruhu Efendimiz ellerini dizlerinin üzerine koyup, tahiyyat oturuşundaki gibi oturup, uzaklara gözlerini diker, devamlı olarak düşünür, tefekkür ederler. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Miraç'ta tahiyyatta gibi oturmuşlardı. Bu sünneti ömürleri boyunca hep böyle sürdürdüler. Hiçbir zaman kendilerini bunun dışındaki bir şekilde otururken gören olmamıştır. Neden arkadaşlarıyla oynamayıp oturduğu sorulduğunda, biz oyun için yaratılmadık buyurmuşlardır. İşte hadis-i şerifi telmih, işte sünnete ittiba. Bu sünnete uygun hayat, günümüz insanlarının ancak örneklerini kitaplarda görebildiği bir şekilde tam 96 yıl devam etmiştir. Doğumlarından dar-ı bekaya intikallerine kadar gecesiyle, gündüzüyle, harekatı ve sekenatıyla günün 24 saatinde sünnet-i seniyeye, Hazreti Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın dediği gibi ve Pir Efendimiz Hazretlerinin de mısralaştırdığı şekilde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin eşiğinde aklı kurban ederek katkısız, tam teslimiyetli bir sünnet tatbikatıdır bu mübarek hayat. İşte kerameti maddi ve manevi olarak ikiye ayıran Muhyiddin Arabi Hazretlerinin esas keramet manevi keramettir. O da 24 saatin tamamını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin sünnetine uygun olarak geçirmektir. Bizce makbul olan da budur dediği manevi kerametler manzumesidir Hazreti Sami Kuddise Sürruhu Efendimizin asırlık ömürleri. Sen o